Emeklilik sisteminde değişiklik. Bu haber emeklinin hayrına olacak. Emekliye çifte maaş geliyor. Yeni emeklilik sistemi ve emekli maaşı hesaplama yöntemi son dakika. Hükümet, 2024-2025 emekli maaşı farkları ve yeni emeklilik sistemi için kapsamlı bir düzenleme yapmayı planlıyor. Yeni emeklilik sisteminde, emekli maaşı hesaplama yöntemi ve emeklilik şartlarına dair önemli değişiklikler gündemde. Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişiyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'e göre, emekli maaşlarının hesaplama yöntemi değişecek. Yeni sistemde, yalnızca prim günleri değil, çalışılan gün sayısı da maaşları etkileyecek. Bu değişiklik, meclise sunulacak yeni emeklilik paketinin bir parçası olacak. Bu paketle, vatandaşlar ikinci bir emekli maaşı alma fırsatına da sahip olabilecekler. Kök ve taban maaş sistemi kalkıyor. Yeni düzenleme ile emekli maaşları daha adil bir şekilde hesaplanacak. Kök ve taban maaş sistemi ortadan kalkacak ve çalışan emeklilere ikinci maaş imkanı sunulacak. Ayrıca, yasa çıktıktan sonra sigortalı olanlar için yeni emeklilik şartları belirlenecek. BES yerine TES geliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, TES, 2024'te yürürlüğe girecek. Bu sistemde işveren ve devlet, çalışanların emeklilik primlerine katkı sağlayacak. Çalışanlar, sosyal güvenliğin yanında ek bir emeklilik imkanına sahip olacak. Daha fazla çalışan, daha yüksek maaş alacak. Yeni düzenlemede, prim ödeme gün sayısı ön plana çıkacak. Prim günü ve çalışma süresi arttıkça emekli maaşı da yükselecek. Böylece, çalıştıkça emekli maaşının düşmesi tartışması sona erecek. İkinci emeklilik fırsatı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çalışanlar, ikinci bir emekli maaşı alabilecek. Bu sistemde, işveren ve devlet katkılarıyla çalışanların emeklilik maaşları artırılacak. Emeklilik şartlarında yenilikler. Emeklilik şartları da yeniden gözden geçirilecek. Kadınlar için emeklilik yaşı 60, erkekler için ise 65 olacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanlar, bu yeni düzenlemeye tabi olacak.